Evet canlarım, hayırlı akşamlar diliyorum. Yine salı gününden hayırlı akşamlar diliyorum. Güneş tepeme çıkmış. Yurt içi yurt dışı herkese selam ve sevgiler gönderiyorum. Benim kim geldi bak. Bak kim geldi, kim geldi. Merhabalar. Evimin neşesi geldi. Şimdi buraları temizliyor. Canlarım, Sevilcan toparladı buraları. Sevilcan'a da canlı açtık balkonda. Ben de akşam onu açacağım. Canlı. İnşallah Allah izin verirse. Şimdi Sevilcanlar gidecek, bunları yola gideceğim. Ben vloguma devam ediyorum. Devam edeceğim. Evet. Şuradalar, gidiyorlar. Yol ettim onları. Şuradalar. Şey de geliyor. Baran'a da gel dediydi. Hey canım benim. Oy. El sallıyor, el. Yavrum. Aha. Baran. Anneanne. Anneanne sevsin seni. Hadi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Aman dikkatli gidin. Öpüyorum sizi. Baran hemen çağırdı oradan. Anneanne dedi. Oy yavrum oy. Allah'a emanet olun. Allah sizi korusun. Nereye gittiler kız? Gözümün önünden. Allah sizi korusun. Çocuklar. Şimdi Baran geldi. Sevilcan şeyini unutmuş, şarjını. Dedim yukarı gelsin, asansöre de bırakıp gönderebilirdim de. Az bir öpeyim seveyim onu dedim. Baran'ı az bir öpüp seveceğim. Ben birazdan hemen kapatacağım. Ona bir sarılayım, öpeyim onu. Bir kucaklayayım yavrumu. Oğul kurban olayım. Ben çocuğumu böyle bir... Oğul yavrum, yavrum. Ben ne yapayım? Sen ne yapayım yavrum? Kız, çocuğum Şevval'ı soruyorlar. Şevval nerede? Niye gelmiyorsun? Şevval'in düğünü var şu anda ya, şey ablasının. Öyle mi? Evet. Hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun. Üç geleceğim mi içeri? Daha gelmem ya, dükkana gideyim. Çünkü hemen şarjı alıp gelecekti, dönecekleri de. Ben dedim yukarı çıksın Baran, az seveyim onu. Gelmeyi düşünüyorduk da. Biraz daha. Şu an düğünler falan var ya. Biraz daha seveyim, dur seni. Canlarım, geldim karşınıza. Bugün yemeğim var, yemek yapmadım. Torunumu sarıldım, kokladım, öptüm. Ben çocuklarıma çok düşkünüm. Kokladım, öptüm, gönderdim. Şevval'e de duyduğunuz gibi ablası evleniyormuş. O da gelecek, getireceğim yanına da diyorsun, düğünler bir bitsin dedi inşallah. Şimdi ben dün akşam canlıdan sonra, dün akşam canlı yaptık ya, canlıdan sonra bir olayı anlatayım. Bana İsmet telefon açtı. Şimdi kaç gündür o mesele bittiydi ya, hani nikah olmamıştı. O zaten çoktan evden mevden caymıştı da nikah olmamıştı. Hani dördüncü nikah olmayı dedi ya, ben orada kestim, bitirdim. Müftülük öyle dedi diye. Müftülük doğruyu söyler. O da başka yerlere doğru nikah olayım diye başka yerlerden güya kulağıyla duyacak ki olayı desin. Ben daha inanır mıyım? Benim için mühti önemli. Sonra ben bu konuyu burada kapatmıştım. Aradan kaç gün geçti, ne beni aramıştı, ne ben aramıştım, ne hiç kimseden bir ses vardı. Dün akşam Bahtiyar'ın evine, oğlunun evine gelmiş. Çünkü saat 1 beni aradığında. Saat 1'e geliyor. Yani bir de evet.
Biri 9 mu geçti hatta. O saatte sen beni o saatte, çünkü köyde olsa o saatte götünde piriler uçuşur onun. Uyur yani. Sen dedim köyde değilsin. Bu saatte aramazdın çünkü. Sen dedim buradasın. Neredesin sen? Nerede olabilirim ki ben dedi. Bahtiyarlar oradasın dedim. Burada kalır çünkü genelde. Evet, Bahtiyar nerede dedim. Bahtiyar uyuyor dedi. Ha, bu telefonu dedim sen açmasını bilmiyorum. Sakin açtı verdi dedim. Herhalde ya çocuklardan biri ayakta olandan ya da Bahtiyar'ın eşidir. Bağ dedi ki kim açtı açtı dedi. Ben dedi buradayım dedi, sana şunu söyleyeyim dedi. Sen dedi duyuyorlar dedi. Ona öyle fitlemişler onu. Duyuyorlar dedi. Sen dedi benim şeyimi vermedi. Vermedi 10 gram altını mehiri vermedi, vermedi diyormuşsun dedi. Önceden diyordum dedim. Şimdi bir şey istemiyorum dedim. Benim sağ borcum var, onu vereceğim ben dedim. Sen dedi niye caydın dedi evlenmekten dedi bana. Ben de dedim ki olmadığını bilmiyor musun sen dedim. Ondan sonra dur abi ne oldu? Olmadığını sen bilmiyor musun dedim. Müftü böyle demiş dedim. Ben dedi evden dedi caydı diyorsun diyormuşsun. Evden caymadım. Başka evler bakayım. 3 tane ev daha var dedi. Ya Allah aşkına dedim benim beynime girme. Beni kandırmaya çalışma dedim. Artık daha kanacak gözüm yok sana. Ne özüm var ne sözüm var. Kanacak bir şeyim yok kalmadı sana dedim. Ve zaten dedim olmuyormuş. Nikah olmuyor. Dini nikah olmuyor dedim. Sen dedi o zaman dedi bak böyle söylüyorlar dedi. Sen o zaman dedi şey dedi gel yarın Melanur'ya dedi. Sen benim dedi ilk evlendiğimdeki altınları 2 tane sattın dedi. Şeye geçtin dedi boşandıktan ayrıldıktan sonra ben satmıştım da o benim bana verilmiş altınım. İçinde mehiri de var onun. Sen dedi hani dubleks daire almıştım ya kiralamıştım ya. Sen de o altınları bana getir. Ben sen dedi 10 gram mehirim vereceğim dedi bak. Ya sen ne diyorsun dedim. Yarın dedi ben birkaç kere telefonu kapattım yüzüne. 3 kere aradı tekrar. Ona sen ne diyorsun ya dedim. Sen geçmişte mi uğraşacaksın de biz dedim. Ya bu nasıl bir insan ben anlayamadım ki bacım ya. Bir de yanındaki insanlar nasıl püskülüyor onu. Ona nasıl akıl vereyim. Ta 2020 yılında evlenmiştik ya. Ha o zamanki altını, içinde onun mehri de var. Altın iki dal bileziği. Onu getirsen bana diyor. Onu getireceksin bana diyor bak. Bir de emri diye bağırarak konuşayım. Onu getireceksin diye ben sana 10 gram mehri vereceğim diye bağırarak konuşayım. Adamın dedim canını sıkma. Sen dedim ta geçmiştekin mi konuşacağız şimdi seninle biz dedim. Ya haksızlık bende. Ben biliyorum. Böyle bir adamla sen ikinci kez, üçüncü kez evlenirsen bak en sonunda din tıkandı. Sen dini kadar tıkattın. Sen o insana, o dengesi olmayan insana sen kanarsan onun etrafı da onu değişik külliği şeyi de değişik şey yapıyorlar. Ayağa kaldırıyorlar. Bacım ben bilmeyeyim. Anam. En son dedim ki benim başıma girme. Defol git. Telefonunu hemen kapattım. Gene açacaktı o bana. Ben hemen engelledim. Bacın oraya geldi. Yarın Melan oraya geldi. Orada di sen benim altınlarımı getir. İki altınımı getir. Ben sana 10 gram mehrim vereceğim di. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Dedim ya canlıdan sonra böyle benim böyle havaya çıkardı beynimi. Bir şey diyecek sözüm yok. Diyorum ya, kader utansın.
ben kaderim utansın ya. Beni bu duruma getiren kader utansın. Ne diyeyim, böyle insanlarla mahtap oluyorsun. Böyle insanlarla... Sen Mehri nereden çıkardın? Ben olayı bitirmişim. Sen bana para verdiysen, verdirttiysen, 3000 lira para verdirttirmişti ya, verdiysen ben senin paranı geri vereceğim. Daha önceki verdiği parayı da onu da geri vereceğim. Yeter ki ben atayım üstümden de. Yeter ki yani beni sokmayan yılan artık 1000 yaşasın ya. 1000 yaşasın beni sokmayan yılan. Ben gerçekten bıktım usandım ya, bıktım usandım ya. En gecenin bir yarısı saat 1'de aklan nereden geldi? Senin kim fişledi, kim doldurdu da sen bana telefon açıyorsun 3 kere peş peşe. Altını istettiriler benden. Hani o sene ayrılım, boşandığım senenin ilk senenin iki dal rezini istettiriler şimdi. Ben ona o akıllı verene de şey yapandır, yukarıya havale ediyorum. Rabbime havale ediyorum. Benimle uğraştırana da, uğraşana da Rabbime havale ediyorum ben. Ben Rabbime havale ediyorum. Bu kadar insanın üstüne gelinmez. Bu kadar çile çektirilmez insana ya. Ben bu konuyu bitirmişsem bitmiş ya. Hala telefonda diyor ki sen benim kaç tane karılarından ettin. Yahu diyorum ben karım, senin de şu anda da bana diyordu ki işte benim şu anda 3 tane karım var bak gene. 3 tane. Ya varsa ben seni bıraktım dedim dün akşam. Ben senin daha adın sanın anmayacağım dedim. Ya etmeyeyim şu an git onlara işte dedim. Bağa onunla geliyor. Sen bağa bu sefer evlenmeye biz çıkmadan önce de ben onu bir zarf attıydım zaten ya. Ne evliliği. Ev almayacağını ben bilmiyor muydum? Hocalara sormasını istedim. Sizler Allah razı olsun beni uyardınız. Dördüncü kez olmuyor diye ben bilmiyordum. Ne yaptı? Orada doğruyu söyledi. Ama sonra ne dedi? Müftü izin vermeyin dedi. Ben ondan sonra daha ben dinimi karalar mıyım? Bu dünyamı hep ev alsa bana üstüme binlerce ev alsa daha dinimi karalamam. Daha yani dinimi karalar mıyım? O hiçbir şeyde alacağı yoktur zaten. İstemem de. Bana canlı da sevecan canlısında sadece ev alsaydı alacaktım. Ya kim alacaktı ya? Ev alsa da almasa da benim için önemi yok artık. Dinde bitmişse bitmiştir bende de. Gitsin 3 tane karısına gitsin. 3 tane karısı varmış. Hala da vardı. Geçen de Melen orada görüştüğümüzde hala dedi ki benim şu an dedi 3 tane karım daha var dedi. Varsa git işte. Almadı mı seni? Adamın canını sıkmaktan, adamı hasta etmekten başka bir şey bilmiyorlar bacım. Benim de dayanacak gücüm kalmadı. Ben onca çilelerden atlamışım. Bir de sen benim başıma çile oldun ya. Bir de sen benim içime dert oldun, başıma dert oldun ya. Benim derdim bana yetiyor ya. Allah'a havale ediyorum. Yukarıya havale ediyorum. Ben Allah'a havale ediyorum. Daha uğraşacak durumum yok bunlarla. Uğraşacak gücüm yok artık. Ben kendi derdimle uğraşayım, kendi borçlarımla uğraşayım, kendi geçim sıkıntımla uğraşayım, kendi ailevi sorunlarımla, yüreğimdeki dertle uğraşayım, yüreğimdeki acıyla uğraşayım, ateşle de uğraşayım yüreğimdeki. Ben nelerle uğraşıyorum ya? Bunlara ne oldu ki bunlar benimle uğraşıyor ya? Git, mehirin de senin olsun, karın da senin olsun, evin de senin olsun. Benim yakamı bırakın ya. Oradan laf duymuş. Ben senin sağ telefonu açtığımda benim illaki mehirimi vereceğim dedim mi? Sen orada seni doldurdular diye sen bana gecenin bir yarısı telefon açıp da beni rahatsız ediyorsun. Vallahi bir daha adımı orada burada ansın ya da şey yapsın. Vallahi şeye vereceğim. Polise vereceğim. Beni gecenin bir yarısı böyle rahatsız edeceğim. Vereceğim. Sen onun bunun ağzına bakarak, oradaki insan zaten benim düşmanım. Bana düşmanlık yapan insan. Bahtiyar demiyorum.
Bak ya, onun tarafından neler çıktı ortaya, ne düşmanlıklar çıktı. Yüzüme gülerlermiş hep. Ben de insan zannediyorum ama hep yüzüme gülerlermiş. Ne kadar safım, ne kadar safım. Neyse, baksana yani saat 1'de, şimdi tekrarlıyor diyorsunuz. Takılıyor, aklım takılıyor, beynim takılıyor, fikrim takılıyor. Beyin almıyor çünkü. Hani böyle bir hareketi, böyle bir hakaretleri beyin almaz çünkü. Beynim oturmadığı zaman, yerleşmediği zaman, hani taşlar yerine oturmadığı zaman, böyle haksızlık olduğu zaman ben tekrarlıyorum. Haksızlık var bunda. Bu işte haksızlık var şu an. Ya ben senden mail istemedim ki artık. Senin adın bitti, sanım bitti. Senden bana ne geldiyse param verilecek. Hemen şu an param yok ki senin paran vereyim. Sen benim diye altınları getir. Az bak ya. 4 sene önceki altından bahsediyorum. Neyse canlarım. Ben bunu böyle kısa bir şey olarak size şey yapayım da. Akşam canlı da görüşürüz. Böyle yemin ederim. Dün gece böyle sabaha kadar uyumadım ben. Belli etmedim. Ben bunu akşama sakladım, akşam bir şeye. Gündüzki şeyde konuşmadım bunu. Bu haberi akşama sakladım size. Hepinizi çok öpüyorum. Bugün Sevilcan'ın kanalında Sevilcan geldi ya, işte temizliği falan yaptı ya, balkona gittik. Çocuğum çöpleri döktü gitti. Ondan sonra suyum yoktu, suyu aldı geldi. E ne yapayım evlat, benim evlat yani, yatıyor kalkıyor eğleniyor, almıyor öyle. Arada su alıyordu, çöp dökmüyor. Gene akmış, 2-3 tane çöp poşetine koydu, kız götürdü. Gene akmış, gene düşeceğim. Gene düşeceğim yani. Ayağım desem bordona gibi şişti. Poşetin içindeki sabah poşete koymaya çalışıyorum. Cam ayağımı kesti. Gene üstünü. Yaralı ayağımın üstünü kesti şimdi de. Hani poşeti böyle o tarafa gücüm yetmedi. O tarafı alırken ağır bir poşet olmuş. Ayağımı sıyırttı. Yani kanattı. Daha da şişti. Bir şey ayağım. Gerçi belki iyidir. Oradan ağrı rahat çıksın. Şey çıksın bari. Ama daha çok şişti. Böyle bir ayak ben görmedim. Ağrı da çok. Bak şimdi göstereyim size. Bacım ben derdimle uğraşayım. Benle niye uğraşıyorlar? Ben bilmiyorum ki niye uğraşıyorlar. Baksana şu ayağımın bak. Dikiş yerlerine bak işte. Ameliyat yerlerine. İyi olmadı galiba bak. Kapkara. Burası da iyi olmadı. Ha. Ayak şiş. Şimdi bak. Bir şu ayağa bak, bir şu ayağa bak. Böyle fark edersiniz ancak. Bak. Siz onu niye dolduruyorsunuz, üstüme salıyorsunuz? Niye dolduruyorsunuz? O adamın bütün her şeyi sizin. Bırakmışım adamın peşini ben. Ne adamın ne parası varsa hepsi sizin. Niye dolduruyorsunuz, benim üzerime salıyorsunuz? Beni huzursuz ediyorsunuz da kendinizi Allah'a havale ettiriyorsunuz. Öyle ya, gecenin o saatinde o dolmasa o nereden gelecek aklına onun? Mehir parası ben istemedim ki, istermişsin diye. YouTube'da böyle böyle dermişsin diye. Ta geçmiş zamanının şeyini söylemişler. Yeni evlendiğim sıralarda söylemiştim yani. Ha onu. Niye dolduruyorsunuz, günah alıyorsunuz, ah alıyorsunuz. Huzursuz ediyorsunuz beni. Hiç mi Allah korkunuz yok ya? Hiç mi Allah korkunuz yok? Ben ayağımla uğraşıyorum, ben sıkıntılarımla uğraşıyorum, ben dertlerimle uğraşıyorum. Hiç mi Allah korkusu yok? Neyse canlarım, sizleri ben Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. En güzeli emanet ediyorum sizleri. Onları da Allah'a havale ediyorum ben. Sizlere kimi emanet edilir, kimi havale edilir, işte böyle bir şey. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki.
Ben ha burada dertleşmesem, ha burada şey yapmasam ben hep patlarım. Hep patlarım. Oradan sıkışıyorum, buradan sıkıştırırlar. Oradan sıkışıyorum, buradan sıkışıyorum. Bu kadar da olmaz ya. İyi ki ölmedim abi zamana kadar. O kadar çile çektim, o kadar şey çektim ya. Bir gün gülsem iki gün ağlıyorum ya. Allah'a emanet olun. Akşam inşallah saat 10'da gene sizlerle olacağım. Sizleri çok öpüyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Abone değilseniz eğer, bu ana kadar abone değilseniz abone olmayı, videoya da like atmayı, yani şöyle beğeniye basmayı rica ediyorum sizden. Unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. En güzeli emanet olun.